Holmes gelince haber edin. Şu ekonomik durum en Ekonomik. bizim tartışmayı sevdiğimiz konulardan, linçlendiğim konulardan seve Durumunu seve üç izledim. kelimeyle anlatır mısın? Berbat, kötü. Bir de şöyle Samsung telefondan söyleyeyim. Tam anlaşılır olsun yani. Üç kelimeyle anlatır mısın? Çok şükür elhamdülillah. Ekonomik durumunu üç kelimeyle anlatır mısın? Değişiyor. Normal. Yükselişte. Yıkık. İdare eder. Sallantıda. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Dışa bağımlılık, ithalat, berbat. Para yok. Kız yok. Hayat yok. Valla Türkiye'nin genelinden Maalesef. daha iyi diyeyim. Para hemen bitiyor. Ekonomik durumum babam sağlıyor. Bu yüzden öğrenciyim. Cüzdanım boş. Zenginlikte yoksulluk çekiyoruz. Berbat. Bir. Valla sıfır. İki. Hiç. Ekonomik durumunuzu üç kelimeyle anlatır mısınız? Kötü, kötü, daha da kötü. Fakir, yoksul ve aç abim. Türkiye'nin. Kendi ekonomik. Ha benim. Öğrenci. Seninkisi İngiltere oluyor. Ve az harçlık alıyorum. Parasızlık, parasızlık, parasızlık. Bu kadar. Ekonomik durumunu 3 kelimeyle anlatır mısın? 11 yıldır işsizim. Devletten istiyorum bir yardım. Devletten bir iş, yani evimi geçindirecek bir iş. Yuva kuracağım, kuramıyorum. Ekonomik durumunu 3 kelimeyle anlatır mısın? Evli, mutlu, çocuklu ve aşkımı çok seviyorum. Aga be! Sarıl bana. Sarıl bana. Sarıl Güzel. Değil, çok güzel değil ama güzel. Sarıl bana. Rahat en azından. Yani idare ediyoruz bence de tabii ki. İdare eder. Şey oldu. İdare eder gibi. Ekonomik durumunu 3 kelimeyle anlatır mısın? Ay valla bilmiyorum. Ekonomik durumunuzu 3 kelimeyle Tamam, bu ablayı hatırlıyorum ben. Anlatır mısınız? İyi. Ya. Bu bir kelime oldu. Babamın dedem zengindi. Annemin babası zengindi. Maddi durumumuz iyi. Allah daha fazla. Sağ ol. İyi, kötü, çirkin. Ekonomik durumunuzu 3 kelimeyle anlatır mısınız? Sıfır, sıfır, sıfır. Aynen, sıfır, sıfır, sıfır. Ama mutluyuz işte bu. Öğrencilik, sefalet, makarna. Bu kadar. Cüzdanınızı 3 kelimeyle anlatır mısınız? Şu an iyi, kötü, berbat. Çok güzel. Güzel. Kötü. İyi, güzel, çok güzel. Yani benim şeyim çok iyi. Tek kelimeyle Maşallah. anlatayım, berbat. Çok kötü. Kötü. Berbat. Çok kötü. Ekonomik durum yok ki. Çok kötü çünkü. Parasızlık. Diğer o kızı merak ettim. Kaç parası var acaba? Milyonları var gibi konuştu. Virüsten korkuyor muyuz bakalım? Merhaba. Efendim, koronavirüsünden korkuyor musunuz? Yok, ben her zaman temizim, ben her zaman spor yapıyorum. Başka bir şey yok. Her gün yıkıyorum. Hiç korkmuyor. Neden korkmuyor? Efendiliğinden, dürüstlüğünden. Hepsi dürüst. Bizim insanlar hepsi bes bir şey olsun. Haydi hücum. Çin'de çıkmış. Lan koronaya bile atar yapıyor zaman okuyayım ülkece ya. Ya koronaya bile baş kaldıran bir milletiz ya. Gel amına koyduğum, gel hadi gir. Öksür yüzüme ya. Çin'de çıkarsa bize ne, onlar bize gerek yok. He, yarasa yiyorlar. Her şeyi yiyorlar. Budur şey ne, o yenmeyecek kuşları yiyorlar. Lakırlangıç yiyorlar. Koronavirüsünden korkuyor musunuz? Hayır. Her türlü öleceğiz yani sonuçta. Koronavirüsünden korkuyor musunuz? İstiklal Marşı korkmazdan başladı. Neyle bitti? Sen söyle. Korkmayız, biz Türk'üz. Az, az, az. Korona kimmiş? Efendim, siz koronavirüsünden korkuyor musunuz? Korkmam, niye korkayım? Siz bu virüsten korkuyor musunuz? Korkmuyorum. Neden? Şimdi kelle paça içtim. Elimi yıkıyorum ben. Yemeklerimi düzgün yiyorum. Sen koronavirüsünden korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Onu gördüğümde terliğimi alıp vuruyorum. Ben kaçırdım Siz orada bir korkuyor şey. musun? Şimdi kelle niye korkayım? Siz bu virüsten korkuyor musunuz? Korkmuyorum. Ya Zikra!
Oğlum dur ya, Ice Server ne yapıyorsunuz ya? Oğlum gazino açık değil ya. Çatışma oldu orada amına koyayım. Nasıl gazinoya gidip kumar oynuyorsunuz ya? Bir dakika arkadaşlar, bir duyuru geçmem lazım. O adamlar kumara başlamış ya. İlla kapısını kapatacağız ya. Neden? Şimdi kelle paça içtim. Elimi yıkıyorum ben. Yemeklerimi düzgün yiyorum. Sen koronavirüsünden korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Onu gördüğümde terliğimi alıp vuruyorum. Siz koronavirüsünden korkuyor musunuz? Hayır. İnanmıyorum. Yok otobüse binmeyin, yok bir yere binmeyin. Bindik, bir şey olmadı. Ablacığım yapmayın şey ya. Koronavirüsten... Ya bir şey yok, bir şey yok. Nasıl bir mantık? Ölüyor lan insanlar. Bir şey yok, bir şey yok. Çocuğuna da böyle söylüyor o zaman. İnanmıyorum ne demek abi? Bak size söyleyeyim, bu koronavirüsü 3-4 gün sonra bir daha konuşalım. Bak binlere çıkmıştır şu an. Haberimiz yoktur yani. Korkuyor musun? Yok abi ya, biz Türk milletiz yani, korkmayız hiçbir şeyden. Yok abi, biz koronavirüsünden korkmuyoruz. O bizden korksun. Bizde zaten kovala virüsü var. Koronavirüsten korkuyor musun? Korkmuyorum. O korksun benden. Ben niye korkayım ki? Abi bizden bir yara korona... olmaz. Biz var ya, biz biteriz ya. Koronavirüs benden korksun. Tabii. Bir şey yapamaz. Siz koronavirüsünden korkuyor musunuz? Ben korkmuyorum. Ben Allah'ın dediği olur diyorum. Normal bir şey, özel bir şey yaptığım yok. Abdest alıp namaza gideceğim işte. He. Korkacak bir şey yok. Çünkü biz virüsüz. Anasını ağlattı, Zobiyan'a bile gideriz. Hiç merak etmesin kimse. Türkiye'ye girdiğine pişman ederiz onu. Hiç merak etmesin kimse. Do you afraid from the coronavirus? I don't know what to say about that. This is so good. I think I would go to politicians in Romania. Man, taktik maktik yok. Boom boom boom. Vallahi koronavirüs hakkında ne diyebilirim? İşsizlik. Çocuk gelmiş bunu öğrenmiş ama. Taktik maktik yok. Boom boom boom. Olduğu zaman zaten adamı da atar alıştırmışlar virüse karşı. Ezelde koronavirüsünü yaşıyoruz. Bulaşır diye koronadan korkuyor musunuz? Yok abicim, zaten yaşayan ölüyoruz. Ölsek ne olur, ölmezsek ne olur? Koronavirüsten korkuyor musunuz? Yok. Neden? Haberi yok. Koronayı bilmiyor ki dayı. Kardeşim ya, korkmaz olur muyuz? Bir tehlikeli bir hastalık. Hastalık mı? Evet. He, o zaman korkan ya. Duyduk televizyonda. Duyduk ha. Zaten bizde kelle paça bol. Ben kel dağıdım. Yaladağ'ın kel dağından. Bizde keçi çok, koyun çok. Evelallah, biz her şeyi yiyoruz. Her şey bizim yerimiz yayla. Senin abi, şimdi git. Şeyden yatamazsın. Soğuktan yatamazsın abi. Bizim yerimiz çok yayla. Korkuyor musun? Korkmuyorum. Niye korkacağım ben? Kaç yaşındasın? 76 yaşındayım. Maşallah. Ya. Ama maske falan takmıyorsun. Ne maskesi? Ben burada yaşamıyorum ki burada yaşayayım. Yaşasaydım kalırdım Almanya'da. Almanya'da daha çok. De olsun, kaçlı geldik biz de. Korona mikrop adamları. Arkadaşlar şu an galiba bizim muhabir şey korona virüsü oldu. Sever. Aynı öyle zeyler. Almanya'da insanlar, Almanlar korkuyor mu abi? Almanlar mı? Almanlardan korkak adam yok. Hepsi korkak adamlar. Korona virüsünden korkuyor musun? Adam korkmuyor. Almanya'dan kaçmış mı, bana böyle geldi? Abi adam Almanya'daymış, kaçtık işte oradan diyor. Buraya geldik diyor. Koronayı almış getirmiş dayı. İyi yaptın dayı, eline sağlık. İtalya'da Kuntekin. Kuntekin değilmiş lan o. Kuntekin sandım hayatını bir an. Allah'tan başka kimseden korkmam çünkü. Korona virüsünden nasıl korunuyorsunuz? Yatmadan önce 99 kere korona, orana, burana koruma diyerek kendimi koruyorum. Korona, orana, burana koruma. Sarı mikrofon. Evet arkadaşlar, yatmadan önce korona, orana, burana koruma diyerek korunma sağlayabilirsiniz. Hiç el mel yok, bağışıklık sistemi falan umurunuzda olmasın. İnsanların aylık geliri. En merak ettiğimiz şey, bizim toplumsal en büyük merakımız. Kaç parası var? Aylık geliriniz ne kadar? 3500 lira. Telefonunuzun markası? Samsung Classic. 150 liralık bir şey. Aylık geliriniz ne kadar? 17 bin. Peki kullandığınız telefonun markası? iPhone 7. Çalışmıyorum, aylık gelirim o yüzden yok. Telefonum iPhone XS. Hayır, sadece XS.
5000 lira. Kullandığım telefon ne yapacaksın şimdi sen? Xiaomi. 2000 TL. Aylık geliriniz ne kadar? 3000-5000 arası. Peki kullandığınız telefonun markasını öğrenebilir miyim? Samsung A50. Otobüs kaptanı olduğum için bir bakıyorsun seferde 250 alıyoruz. Ayda 3 oluyor, 4. Süse bak. 4 oluyor, 5 oluyor, belli olmuyor yani. Peki telefon markanızı öğrenebilir miyim? Samsung. Samsung'dan hiç ayrılamadım şimdiye kadar. Ha, Samsung'da üretildiğini öğrendim ve... Ya dayı. Yapma güzel. Yine öğrendim ve hoşlandığım bir marka olduğu için. Efendim aylık geliriniz ne kadar? 20 milyar. Peki kullandığınız telefon... Öf, bakışı gördün mü? Bir marka olduğu için. Efendim aylık geliriniz ne kadar? 20 milyar. Peki kullandığınız... kullandığım bir marka olduğu için. Efendim aylık geliriniz ne kadar? 20 milyar. Peki... kullandığınız telefon markası? En son model kullanıyorum. Zenginim ben. Paşak geçiyor. Yaşasın reis. Yaşasın kapitalizm mi diyorlar. Ne diyorlar? 4000 üzerinde. Kullandığınız telefonun marka ve modeli? Huawei Y5. Aylık geliriniz? Yok. Hiç yok. Öğrenciyim. Burs almıyorum ayrı. Telefonunuzun markası? iPhone 7 Plus. Aylık geliriniz ne kadar? Asgari ücret. O kadar bile değil. İşsizlik maaşım. 1000 lira. Kullandığınız telefonun markası? Huawei. Huawei. Huawei P30 Lite. Aylık gelirim 1,5. Emekliyim çünkü. Ne kullanıyorum? LG kullanıyorum. Asgari ücret. iPhone 6S. Aylık gelirim şu anda 2700 lira. Kullandığım tele Ericsson. Tuşlu tabii. Ericsson mu? Oha, Ericsson kullanan kaldı mı lan? Yani çalışıyor mu? Ericsson'un en son çıkardığı model ne olabilir acaba tuşlu? Hayır, vardır yani, eski toprak adam tutuyordur da. Şunu hatırlıyorum, bu babamın telefonuydu. Çok severdim tuşlarını bunun. Şunları da hatırlıyorum. Bunu galiba annem kullanmış. Sonra bunlar çıktı böyle renkli menkli. Şu öküz gibiydi, buna hiçbir şey olmuyordu. Reklam vardı hatta, dağda mağda bir şeyler yapıyorlardı, üzerinden jip mi geçiyordu neydi anasını satayım. Telsiz bana koyayım ya, siz bilmezsiniz o jenerasyonu. Oğlum bundan önce de şey vardı lan, ne derler, çağrı cihazları vardı telefondan önce. Aa, Bodrum'da deprem oldu, çok salladı. Yapma ya, geçmiş olsun, bakalım son deprem. Asgari ücrete çalışıyordum. En ucuz telefon olarak Vestel ile iletişime geçtim. Patronun oğlunun 8 yıl önceki telefonunu verdiler bana 800 TL. Ege'de olmuş en son 4.3. 21.14'te. Neden onu tercih ettin? Ücret. Viyana'dan selam. Gülüyoruz şu an. Aman dikkat edin arkadaşlar kendinize. Burada durumlar karışıyor. Sizsiz olun. Söyle nene. Uyun, bir şey olmaz demeyin. Çok doğru. Bu arada annemlerle konuştum. Annemler hala Amerika'da. Dışarı çıkma yasağı gelmiş. Tamamen evde sote durumdalar. Çıkmıyorlar. Ve ciddi korku varmış. O yüzden habire bana da şey yazıyorlar işte. Aman dikkat et. Benim en büyük engelim dışarıdan yemek yemem. Bazen tribe giriyorum. Dün de işte böyle ateşlenir gibi hissettim. İnsan korkuyor abi. Sağlık bu. Yani bizim millet... Bu sokağa çıkma yasakları bu eskiden olduğu gibi sadece akşam belli bir saatten sonra mı, yoksa bunu böyle daha uzun... Mesela şu an New Jersey'de 8 yapmışlar. Yani akşam 8'den sonra çıkmak yasak. Hani bana mantıklı gelmedi ama galiba 1-2 gün içinde komple yasaklanacakmış. Ama işte öyle olunca da stok yapmayan insanlar nasıl... Hani başka ülkelerde de şöyle yapıyorlar. Sadece alışveriş için kontroller yapılıp sıra sıra alım başlamış birkaç ülkede. Ya alışveriş yapmaya çıkabiliyorsun gıda mıda anlamında. Biz Amerika'daki bütün dükkanlar, mükkanlar, işte büyük restoranlar, zincirler hepsi kapanmış mesela. Sınırlı olarak çıkabiliyormuşsun evden. Evet evet. Amerika'da millet silahlanmaya başlamış, hastaneye gidilmez sular. Mesela o da bana bence gerekli önlemleri alıp arada bir kontrol, bilmiyorum ki abi yani, kalabalıktan uzaklaşın diyorlar. Abi zombi salgın değil ki bu. Ya oğlum bizim millet de ayı. Bak şeyi öğretmeye çalışıyorlar. Öksürüp hapşırırken kapatıyor ya böyle yüzünü. Onu da yapmıyor ki. Ben valla nefesimi tutup başım aşağıda giriyorum bir yere.
Adam yanımda dünya sikini de ki elinde sigara şey yapıyor falan diye öksürüyor yüzüne. Ya insanlar ciddiye alıyor bunu. Bizim de almamız lazım abi. Yani şu an oh Türkiye win aldı. En son bizde çıktı. Az var falan. Bok az var. Acaba arkada neler dönüyor? Kanıtlı ve resmi olarak hastaneye bildirimi geçmiş vaka sayılarını görüyoruz biz. Kim bilir dışarıda kimlerde var o? Ya ben mesela dışarıdan yemek söylüyorum. Feci tribe giriyorum yani. Kim bilir o yemeği yapan adam kim? Virüslü mü? Kaç kişi o dükkana girip çıkıyor? Kuluçka dönemi bitsin bakalım da göreceğiz. Evet, o zaman göreceğiz. Gördün mü abi hacıdan gelen umreleri? Gelen hacıları. Gördüm. Hacıdan gelen umreleri. Polislerin yüzüne falan tükürmüşler abi. Al işte. Virüs kapmaları için. Şeyi falan deneyen var adam. Telleri kaçmayı deniyor, telleri tırmanıp falan tutuyorlar adam. 70 yaşındaki dede bildiğimiz tele tırmanıyor 70 yaşında. Adam Spider-Man gibi tırmanmaya başlıyor bildiğimiz. Kafa at. Yok bu arada doğru. İtalya'nın istatistiklerine göre biz çok daha kötü durumdayız şu an. Ay, o birinci gün, üçüncü gün, beşinci gün muhabbetini gördüm. O Ya bir şey değişmiyor oğlum. O bunun hesabı yapılması bile çok saçma amına koyayım. Yayılıyor işte. Dikkat etmemiz lazım abi. Tabii bunu önleyemeyiz. Bizim şu an yaşı küçükler, okulu tatil olanlar ohley be okullar tatil oldu kafasında dışarıda arkadaşlarıyla top map oynuyorlar. Yani bu tatil değil oğlum. Bu karantina kafası ya. Her şeyi tatile eğer vuruyoruz. Doğruysa, Wuhan'da çok iyi abi. Damlar yok etti resmen. Bire düşürmüşler. İlk başlayan ya Çin. Nasıl baş ettiler bilmiyorum ama benim inandığım şey şu. Çin ve Rusya çözümü buldu fakat söylemiyor gibi. Abi bu çok az vaka var ya. Bir haber de duydum. En az bir yıl sürüyor ama yani. Bulsa bile kullanamaz. Evet, kullanamıyorsun. Yani Dünya Sağlık Örgütü falan filan bunların başına çöker. Testlerini falan hep geçmek lazım. Ben dolayı gösteriş... Devam ediyorum. Meraklısı bizim Türk milleti. Yani gösteriş meraklısı bizim Doğru. Türk milleti. Yani aç da kalsa... Memur yaşım bilmiyorum. Ben sormamışım ki hayatım boyunca. Sen kazanmıyor musun? Yok canım ben kazanmıyorum. Ne telefon kullanıyorsun? Normal 1,5 milyarlık telefon. Aylık geliriniz ne kadar? Yani ortalama 7-8 bin lira, 10 bin lira. Kullandığınız telefonun markası? Huawei. Ya bu hem fiyatı ucuz hem güzel bir telefon yani. Peki. Selfie'de mesela çok işe yarıyor böyle. Aylık geliriniz ne kadar? Ben uğraşmayayım o işlerle. Abla direkt bedava yaşıyor. Amurunda değil ya. Param harcıyorum. Ya ben emekliyim. Yani 2-200 öyle bir şey. Kullandığınız telefonun marka ve modeli nedir? T70. Türkcell'den aldım da yani T70 artık. Aylık geliriniz ne kadar? Esnaf olduğumuz için belli olmuyor. Bazen iş iyi oluyor, iyi para geliyor. Bazen az oluyor. Kullandığınız telefonun markası ve modeli? Note 8 kullanıyorum. Para var, huzur var yani. 3-4 bin lira falan. Peki kullandığınız telefon markası? iPhone X. 2500. Telefonunuzun markası? Samsung J7. Aylık geliriniz ne kadar? 3. Kullandığınız telefonun markası? iPhone. Kaç? 11. Geliriniz ne kadar? Aylık gelirimiz yok. Canını yerim ya. Hem kadınıyım çünkü. Doğum için. Peki teyze kullandığın telefon markası ne? Samsung. Hayır. Bilmiyorum daha güzel. Daha memnunum. Yok iPhone kullanamam çünkü. 3000. Kullandığınız telefon markası nedir? iPhone 7 Plus. 3500. Peki kullandığınız telefon markası? HTC. Bilmiyorum bir hatırası var kuzenimden kalma. Kendisi geçen sene vefat etmişti. Onun telefonunu kullanıyorum. iPhone. 700-800 civarı. Kullandığınız telefon markası? Samsung Galaxy C3 2016. İkiye tamirledi. Kullandığın telefonun markası? Sony. 3500. Kullandığınız telefonun markası ve modeli? Samsung X3 mi 6 mı? Neyse öyle bir şey. Ben öğrenciyim. Yani evden geçiniyorum. Yani 1400 falan buluyor. Peki kullandığın telefonun marka ve modeli? Xiaomi Note 8 Pro. Aylık gelirimiz asgari ücret. Kullandığım telefon Note 5. Bilmiyorum. 2700 falan. Aylık geliriniz ne kadar? Yani şu an işsizim onun için. Kullandığınız cep telefonunun markası nedir? Samsung tuşlu. Elektrik tesisatı. Zaten işkurda kaydım var, söylemeye gerek yok yani. Allah gönlünüze göre versin. Amin. Benim aylık gelirim 3200-3300 lira.
Cep telefonunuzun markası? Samsung J7 Core. Falan. 1000 ile 2000 arası değişiyor benim. J6 Plus Samsung. 2500 asgari ücrete çalışıyoruz. Peki kullandığınız telefonun markası nedir? Samsung. Hangi model? J7. Herkes para kazanıyor. Nasıl ya? Ne demek lan o? Adam çok kaliteli adamdı belli. Üzüldüm bir an, şey oldum. Allah gönlüne göre versin. Türk insanı konu...